Günaydın canlarım, günaydın. Biraz geç kalkmış galiba. Saat 11'e mi geliyor? 11 mi ne? Çünkü şey. Şunları da çekeyim de. Çünkü sela veriliyor. Bugün cuma selası. Şunu çok çektim ya. Şunları bir düzgün yapayım. Bir tanesinin camını açacağım da onu çok çektim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir hava alalım. Hazırlayalım. Batu'nun bu dün akşamki, dünkü yani, ona da yaptırmıştım ve yemedi. Şimdi ben bunu, daha bunun için fırını açmayacağım. Şu tavada bunu hafif hafif ısıtacağım. Yani şey yapacağım onu. Altında kısık şeyde. Evet canlarım, işte bunun adına dönüşüm denir. Alta ben de bunu dizdim, kıymalı pideyi kesmişlerdi zaten, bunu dizdim tavaya. Alta rende şey rendesi, kaşar, üstüne de iki tane yumurtayı gezdirdim, açtım. Şimdi ağzını da kapayacağım, hafif hafif bu, altı kısık. Şöyle, hafiften hafiften o şey yapsın. Çünkü kısık ateşe aldım onu ben. Kısık ateşte. Annem buraya gelirken geçen de yeni bir şey almıştı. Bu da ne deniyor? Oynanıyor ya böyle. Hamur, oyun hamuru. Bunu annesi, bunları hep dağıttılar. İki çocuk, iki kız çocuğu. Hep dağıttılar. Annesi bu oyun hamurunu attı. Şöyle şöyle kaç tane bu dolapta da. Heble kaç tane şey olmuştu, vardı böyle, o içinde, bir büyük kutunun içinde bunlar vardı, oyun hamuru. Ben de ne yaptım, bunları güzelce yıkadım ve içine böyle sulu şeyler, mesela bunlar reçel koydum, reçel. Mesela yağ olduğunda yağ koyarım. Böyle şeyleri koydum böyle, mesela sıvı şeyler var, şöyle şunun içine doğru böyle yapıp hep bir tabağa koyarım. Bak şimdi açayım. İşte. Küçük küçük bir yemlik oraya, bir yemlik oraya koydum. İçine bir tane incir ikiye böldüm. Bunda da öyle. Bak buraya gelelim. Evet bu oldu. Bu istediğim gibi şişti. Altını kapatıyorum. Biz böyle kahvaltımızı yapalım. Hadi bize afiyet olsun. Gelin beraber olsun canlarım.
Aziz Allah Celle Şan'a, Aziz Celle Şan'a canlara. Öğlen ezan okunuyor. Bugün Cuma. Gurbette olup da ezan sesi dinleyemeyenlere gelsin bu. Selam olsun onlara. Hepinizi çok seviyorum. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Bunu yaptırdım da. Makine hep su atıyordu ya. Burası yaramazmış. Ha şimdi daha bunu yaptırdım. Zaten tıkanmıştı, bunu da yaptırdım. Makine şimdi çalıştıracağım, bakacağım. Ben zannediyordum makine bozuk. Şunları da elime bir şey alıp da boyayacağım. Köye gidip, buraya gelip köye gidip yapamadım. Boyacıyı eve bırakmıştım. Boyacı bunları boyamamış. Bak şurayı. Şimdi ben boyayacağım bari. Banyoda şeyim olmadığı için hep buranın altına bırakıyordum bunları. Şunları şimdi dizeyim. Ondan dedim ki makine bozuksa da şimdi çalıştırıp bakacağım. Yeni makine gelince en azından yeni makine gelirse hani makine bozuk değil de mesela değilse çalıştıracağım ama bırakacağım. Bak yeni makine almayacağım ama bozuksa bunu yaptırıp da hala su akıtırsa yeni makineye yer yapmış oldurdum. Çünkü öbürü dandik bir şeymiş. Canlarım hani vardır ya evdeki hesap çarşıya uymaz. Bunu güya salona, perdelere diye almıştım. Baktım şunu koydum. Hiç güzel durmadı. Çünkü içinde pembeli var. Burada hiç pembeli bir şey yok. En azından annem içeri tarafta pembeli bir şey var. Oraya koydururum dedim. Sizin dediğiniz gibi ben de tam ortaladım. Televizyonda ortalayayım dur. Heh, şu şekil oldu. Bu şekil oldu. Bunu da bunda en azından bunda burada pembeli var. Bu şuraya olup çivi daha yoktu. Bende olan bir çivi, iki tane çivi vardı. O da kırıldı biri. Ondan sonra yapamadı. Sonra buraya yapamadı yani. Buraya da şu tam şuranın ortasına yaptıracağım. Onu koyduracağım. En azından burada pembeli var. Koydurdum onu. İçeride hiç pembe diye bir şey yok. Hani tamam objeler var ama hani zaten burada tamamlayacağını düşündüm. Burada tamamlar o. Canlarım her şeyin bir devri var bak. Her şeyin bir devri var. Bu pembeliği ben objeleri şeyleri pembeli almıştım ya. O hani durduğum ilk beni gördüğünüz ilk evime almıştım. Çünkü evi nasıl renklendirecektim? Evi renklendirmek için her şeyi pembe yapmaya çalışmıştım. Bir odam vardı kırmızı koltuk odam. Bir pembe odam vardı. Bir kahverengi yatak odam vardı. Bir de pembe bu odam vardı. Bunu da karışık almıştım böyle. Hani bu da bir takım bu şekil takımdı. Bak şu anda şu ağır renkler daha çok hoşuma gitti bak. Gri renkler. Sizin dediğiniz gibi yavaş yavaş hava kırlentlerini değiştirerek, örtü olarak değiştirerek yavaş yavaş burayı da değiştireceğim. Hilal'in telefonu, canım benim Hilal'ciğim. Siparişini verdim, ikide bir soruyorsun, diyorsun. Ben perdede kaldım diyorsun. Canım biliyorum. Bu böyle durduracağım bunu, şurasına sipariş verdim. Şurası yapılacak. Konuşacağım Özlemlerle de. Zaten konuşmuştum. Siparişi vermişsin de elleri doluymuş. Bir tane de şuraya koydurtturacağım yani. Aslında ilerleyen bir zamanda bir tane de yatak odama koydurmayı düşünüyorum. Kenarlara böyle perdeler. Çünkü bu açılıyor yani. Bu zebra. İçerideki sarı zebra. Bu şey gri. Zebra açıldığında ilk güneş gözüme doluyor. Uyuyamıyorum. Gene 7-8 gibi kalkayım. Ev Giresun'da ben 7-8 gibi kalkıp da ne yapacağım? Hadi köyde adamla öyle.
kalkıyorsun o şekilde. Ama burada ne yapayım? Ondan sonra saatler geçmiyor. İşin yap bitir bitiyor. Bu sefer ne yapacağım? Oraya da böyle kanatlar yaptıracağım. Şey zamanı kapatacağım. Uyuyacağım zamanı o gözüme gelen yeri, hatta o zebrayı kapalı haline getiriyorum. Mesela içeridekini. Mesela şöyle kapalı hali ya. Kapalı haline getiriyorum. Açık renk. Bunun gibi koyu renk değil. Sabah ilk ışık gözüme geliyor. Getirsem de geliyor. Dur şunu düzelteyim bir. Ha, geldiği zaman bu sefer ben uyuyamıyorum. Oraya da ne renk yaptıracağım? Oraya da çiçekli böyle bu aşağısı şuraları hafiften pembe çiçekli gibi. Çünkü benim yatak örtülerim pembeden çok. Çok var. Öyle çiçekli, pembe çiçekli gibi havlu yaptıracağım işte. Bunu da sonra ama. Hemen şimdi değil. Benim kustaneye eski eve bir şey gelmiş. Ne geldi onu da bilmiyorum. Eski eve bir kağıt gelmiş, postaneye geri gitmiş. Melek alamamış onu. Alamadığı için de ben gideceğim şimdi. Hem Melek'in yanına uğrarım hem de postaneye gideceğim. Şöyle, oy. Şöyle şu şekilde giyindim. Bismillahirrahmanirrahim. Şeyi asansöre gidince gene ne yapayım, o korkumu yenemem yani sonuçta. Ay dünya varmış. Ne zamandan beri yeni çıkıyorum yola. Ey gibi. Maske almayı unutmuşum, dışarı çıktım. Anam. Biraz geldim fark ettim. Maske almadığımı. Hemen birine sordum. Ha, bu medikalcide dedi var. Hemen aldım. Anam bir de unuttum. Şey 100 lira vereyim. Dedi ki abla bir maske için 100 lira bozamam. Ne olur 1 lira. Kız yok diyeyim, yok diyeyim. Çünkü sabah oğlan yemek ısmarladı. Ben demek ki çantamın içinde görememişim. O 1 lira istemişti benden adam, bulamamıştım. O 1 lira maskeye rast geldi. Buldum. Parayı verdim. Anam ceza yazacaklardı vallahi. Hem sağlığım da önemli. Nasıl unuttum işte, insan unutuyor bazen ya. Aman siz unutmayın hiç. Bazen insan unutuyor ya. Ama iyisini aldım maskenin ha. Urgandik bir maske değil. Buraları kombinledim ben o şeyi. Gri yapmıştım ya perdeleri. Onları kombinledim şimdi buradan. Burayı göstereyim size. Evde de aldıklarımı gösteririm. Gözünüz gönlünüz açılsın. Vallahi bakın çok güzel şeyler var burada. Burası üstelik perdeyi yaptırmıştım ya Özlemlere. Hani Bulancaklılara yaptırmıştım. Kızımın, damadımın arkadaşlarına yaptırmıştım. Şimdi buradan da gri ile kombinledim. Burası da oranın akrabası. Burada çalışan kızımız da onun akrabası, yani görümcesi oluyor. Görümcesinin de şeyine geldim böyle. Çok güzel şeyler var. Sizler de görün istedim. Bak. Çok güzel şeyler var. Evet. Çok güzel. Evet ben canlarım şimdi koltuklara gri renk örtü bakacağım. Ama diğer elimdekileri evde göstereceğim size. Eğer bu mağazaya gelmek isterseniz Giresun. Sarıgül Ev Tekstil Çeyiz Mağazası. Sarıgül Ev Tekstil Çeyiz Mağazası. Uygun da her şeyi de bulabiliyorsunuz. Bayağı geldim, yoruldum. Çok yoruldum. Oy koştura 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 geldim. Melan oraya doğru geliyor. Geldim.
Melek nerede? Melek düştü orada, anlanıyor doktor geldi evde. Nereye düştü? Abi hemen düşmüş orada. Ha, nasıl yani? Sıkıntı yapma. Tövbe estağfurullah, tövbe. Hemen Melek'in yanına geleyim. Ha, yeni duydum. Ne oldu kız ben Melek? Beyni yarılmış. Nasıl beyni yarılmış? Ne diyorsun sen? Duvara vurmuş, duvara. Anam. Gel, gel. Dur. Evet canlarım. Önce şeyi anlatayım ben. Melek merdivenden düşmüş. Toz götürürken karşı binaya. Merdivenden düşmüş ve alnı çok derin bir yarılmış böyle. Çok derin yarılmış. Ben o an şarjım bitti, gösteremedim. Zaten kanlı üstünü falan değişiyordu. O şekilde gösteremezdim. Başkasının hani telefondan çekebilirdim. Kendime atabilirdim. Ama üstü kanlı, zaten ağlıyordu. Sinir krizi geçiriyordu. Ve biz hepimiz çok üzüldük. Ben de ağladım. Ve şöyle yapayım. Ben zaten şok oldum. Ben bugün çok şok oldum. Yani düşünsene, dünya işine bak. Bir mutlulukla şeye çıkıyorum. Hani alışveriş yapıyorum. Bir şeyler alıyorum. Hani şey değiştireceğim güya. Dekoltesini değiştireceğim. Hani o gri perde yaptım ya. O perdenin masa örtüsünü, koltuk örtüsünü, sehpa örtüsünü diye ona uyduracağım. Evde el bezi falan da eksikliği vardı. Onları da aldım. Göstereceğim birazdan size. Ve o şekilde, o sevinçle, bir de oğlum, küçük torunum badem istemişti. Aktar'a da gittim, orayı çekmedim. Aktar'da da badem aldım. Geleceğim. Geldim, tam işte kafeye geldim. Melek kaza geçirdi dediklerinde ben bir şoke oldum. Eve doktor geldi dediklerinde abimler falan. Ben, herkes toplanmıştı oraya. Onları göstermedim. Gördünüz mü? Bilmiyorum, göstermiş miyim? Ben anında koştum zaten. Anında yukarı çıktım. Baktım anında şey var. Melek hüngür hüngür ağlıyor. Zaten kız hani bir şey olur diye böyle bir paniği var onun. Onun kafasına bir şey olur diye. Mesela bizim Batuhan küçükken bir bot atmıştı ona. Batuhan'da böyle hefeşerlikler vardır, yaramazlıklar küçüklüğünde. Bot atmıştı, onun için bile doktora gitmişti. O korkuyor, hani kafamdan bir yara alırım diye korkuyor. Ama yarasını görmedim, ama doktor derin demiş, izi kalır demiş. Hala o korkuyla neye uğradığını şaşırmış o birden. Hani kapı vurunca toz götürecek bir apartmana, karşıdaki apartmana. Kapı da hızlı vuruyor, ağır bir kapıymış. Vurunca onu savuruyor, savuruyor duvara kafasını. Şurası yarılıyor. Filmler falan çekilmiş. Ondan sonra bana da haber verilmedi. Bana da haber verilmedi. Ondan sonra filmler falan çekilmiş. Zaten bir saat kadar mı ne şeyde kalmış, hastanede film falan çekilmiş, yapıp çekilmiş. Eve geldiğinde bir daha eve doktor geldi. Hatta eczacı geldi, ilaç getirdi. İlaçlarını aldı getirdi. Eczacı arkadaşları var. Ve o anda zaten o şokla, o da ağlıyordu. Ağlıyordu. Bayağı bir kanı görünce zaten korkmuş böyle. Derin yara olacağını söylemiş ve derin yara olduğunu söylemiş. Dikiş atılmış. Ama derin yaranın da tamamen iyi olsa da geçmeyeceğini söylemiş buna doktor. Bu sefer bunu da şey yapmış. Hani fiziğin bozuluyor ya, o düşkün. Şeyine düşkün. Yani yüzüm burada etkisi kalacak diye derin yaranın. Biraz moral verdik. Biraz eczacı moral verdi. Dedim kız, bacım bunun ilaçları var, bunun şeyleri var. O şeyi iz kaybettiriyor. Yapıştırma yaptırsaydın dedim. Hani dikiş değil de, ya da ince bir dikiş. İşte doktor nasıl diktiyse dikmiş. Ondan sonra biraz onu da endişe etmiş. Sürekli ağlıyordu. Sürekli böyle üstünü değiştirirken psikolojisi bozulmuş, ağlıyordu. Ben elim ayağım hep titremeye başladı. Ne yaptığımı şaşırdım. Bir de bana bir kağıt gelmiş eski evime. Buradaki eski evime. Kağıt gelmiş. Hala ben muhtarlık, benim aynı o evin muhtarlığı. Ben almamışım hala. Şeyimi almadım. Hangi evde durduğumu işte adres vermem gerekiyor. Almadım. Bana bir kağıt gelmiş. Kağıtta da şey yazıyor.
Hani bu bir mahkeme bir şeysi belli. Evrak yazıyor. Allah'ım o kağıdı da şeye yapıştırmışlar posta yerine. Bana önce Melek söylemişti, sonra Necla'ya sordum, orada ablam da vardı. O da dedi seni dedi gelmeni istiyorlar dedi. Aldım gittim postaneye o gidiş. Korktum nedir bu diye. Öyle ya, ben bana davam açıldı bilmeden, ne bileyim. Nedir diye korktum. Dün akşam da bir şeyim de zor gitti yani. Dedim herhangi bir şey mi var hani, İsmet tarafından öyle ya, herhangi bir hani yoksa yayından şeylerimi kaldırsın diye, bu adamın böyle şey olur. Yapar yani, yayından şeylerimi kaldır der. Ne kadar evliysek de adam ayrıldığımızda, mesela tam ayrılmadık ya, ayrıldığımızda her tür kötülüğü ortaya sunuyor. Adamı hep birlikte tanıyoruz. Ve dedim böyle bir şey mi var, nedir hani evrak nedir? Gittim baktım şeye dedim, postaneye gittim. Postane dedi ki muhtarlığınıza gidin orada. Muhtarlığa koştum gittim. Tabii ki hep panik atakla. Panik yedim yani. Ne oluyoruz? Ondan sonra oraya gittim. Baktım ki ta Mart ayında bu uzaklaştırma aldırmıştım ya İsmet amcanıza. Bana kapılarıma gelip çok rahatsızlık verdiğinden dolayı çok eskiden beni takip edenler tanır, bilir. Bu bana yaşattıklarını bilir. Hepsini adım adım sunuyordum çünkü. Bu sefer sizleri üzmemek adına, bir de ne olacağı belli değil. Yani çok da ayrılmayı da öyle boşanmayı da düşünmediğim için biraz ağzı yansın diye bıraktığım için. Bu sefer hani ayrılsak bile çok fazla ardından kelime etmeyeceğim asla. Zaten ben kimseden korkum yok. Herkes istiyor. Onun tarafı da onun ne olduğunu artık biliyor. Yani etmeyeceğim, gerek yok. Ama böyle biraz dinlenme evresine girdik. O zaman çok kötüydü. O zaman hiç ders almamış şekilde kapılarıma geldi, paçalarıma geldi. Ben hatta geçende de aynısı oldu. Bak bileziği de eline verdim, gönderdim. Kapıma paçama gelmesin diye yani daha. Gelmesin diye. Olursa sakinleşirse, biraz sakinleşirsek, çünkü zaten çıkarken çocuğuna, çoluğuna verdiği parayı bile bağırmaya başladı. Beni yedirdin erkek, beni yedin, benim paramı yedirdin, beni yedirdin, öyle bağırmaya başladı o kapıda. Beni burada da rezil edecek, korkuyorum. Bileziğini de verdim, eline gönderdim. En azından biraz sakinleşsin, biraz ben de sakinleşeyim. Biraz ara verelim dedim. Yani biraz ağzının yanmaya ihtiyacı var. Çünkü bana davranışları gene değişti. Gene tuhaflaştı. Neyse ben o zamanlar daha kötüydü. O geçen yıl Mart'ta daha kötüydü, mecburen uzaklaştırma almıştım. Hatta videolarını falan onunla olan 2 aylık orada yeniler, eskiler bilir de sildiğimi, yeniler bilmez. 2 aylık bir boşluk vardır orada. Çok eski videolara geçerseniz hani evlilikten sonrasına. Çok onunla çektiğimiz videoları sildirdi bana hepsini. Çoğunu silmedim, birazını saklamıştım, onları da açtım evlenince, tekrar birleşince. Yani mesela diye düşünürler yeni gelenler, hani bunlar evlenmiş, burada ev isteme videosu var, burada düğün gibi hani nikah videosu var, evlilik videosu var, köye gitme videosu var, gerisi niye yok diye düşünebilirler. Hepsi vardı. 2 aylık orada video vardı. 2 ay her gün çekilmiş video. Ama onu sildirdi İsmet amcanız. Değişik bir şey. Değişik bir şey. Ben bakma, ben bu zamana kadar suyuna kuyuna gidiyorum, ninniliyorum onu. Bebek gibi böyle şey yapıyorum, ninniliyorum. Yoksa onunla dik dik gitsem ben, bakma orada bazen bu sevgimi kamera arkasında zaten gösteriyordum. Orada yani yalandan bağırıp çağırıyormuşum gibi yapıyorum. Hani ya, biraz kızdırıyor da bazen ama ben gönül almasını biliyorum. Kırmıyorum, dökmüyorum. Ondan sonra yoksa kötülüğe vardıktan sonra İsmet amcanızdan kötü kimse yok. Kimse olamaz. O yüzden hep suyuna huyuna gidiyorum. Böyle devam ediyoruz işte. Biraz ara vermemiz gerekiyor. Neyse kısacası uzaklaştırma aldırmıştım. O uzaklaştırmadan şey kararı gelmiş. Tebligat gelmiş. Kovuşturma sona ermiştir. İsterseniz tekrarlarsanız 15 gün içinde gene gidip uzaklaştırabilirsiniz. Yazılmış. Bunu da buradan söyleyeyim. Uzaklaştırma diye. Ama böyle bir şey düşünmüyorum. Kağıt çantada. Kağıtta çantada.
isteyen olursa onları da gösterebilirim ama gerek de yok. 15 gün içinde yeniden canlandırabilirsiniz bu konuyu diye yazılmış. Ama ben böyle bir şey düşünmüyorum. Şimdilik iyi gidiyor. Yani biraz tabii ki dersini alması lazım. İyi gidiyor şimdilik. Neyse, bu kadar konuşmadan sonra ben size şeyleri aldıklarımı da göstereyim. Onu dedim ya, çok fazla duramadım. Üzüldüm. Üzüldüm. Üst üste olaylar, üst üste olaylar. Üzüldüm de geldim. Çocuğuma sorunum istemişti badem. Hani ders çalışıyor ya, aklı zihni böyle bu omega 3 içerir. Zihni toparlar. Fındık, ceviz, bu badem. Zihni toparlar. Şimdi aldıklarımı evet göstereyim. Yalnız bu video uzun sürebilir. Bunları serdiğimde ancak yarınki videomda olur. Size dekorasyonu yaptığımda şeyde olur. Bunu masaya aldım. Bunu masaya. Bunların fiyatları da 75 ama 60 aldım. Tanıştı. Tanış olduğu için 60 aldım. Şu 60'tı. Bunu 50'ye aldım. Bunların bir de takımı vardı. Takımı şey, gri renk aldım farkındaysanız. Bunun takımı 250 TL. Bir de ayrıyeten gene gri, o hani perdeye uyduruyorum ya, gri oldu gördüsü aldım. Bunları dediğim gibi orayı bir dekor yapayım, bunları dekorasyonlarını bir dahaki, bu uzun oldu, olur. Bir dahaki video, yani bundan sonraki videoya şey yapacağım. Şunu da yani şöyle, bu 20 liraydı. Bunlar 75 lira. Bu tanesi, bunların 75 lira. Dedim ki ne dedim de 75 lira 60-60-120 vereyim dedim. Yok dedi, o zaman ikisine 130 ver dedi. İkisine 130 ver. Bunu da buraya aldım. Bu masaya. Yani arada bu masaya koymak istiyorum. Ya da yemek yerken bunu kullanırım diye. Yemek yenirken ya da misafirimiz falan geldiğinde. Şöyle elbiseler aldım. Tanesi 2,5. 5 lira. Şöyle. Şunu aldım. O çünkü çok ıslanıyor, havlularda ıslanıyor. Böyle bir tane de gidersem eğer köyde alırım. Ne diyeyim canlarım, işte bunları aldım. Şimdi burada da gene bunlar sarı gül, ev tekstili, giyim, tuhafiye, çamaşır, çorap, eşarp, konfeksiyon, damatlık ve ev tekstilcisi. Şey de bu, Merkez Cemal Gürsel Caddesi No 32 telini vermiş. Bu Bulancak yazıyor da burada Giresun Şube, Giresun. Hacı Mithat Caddesi No 65 tel vermiş. Yani o aldığım yeri, gösterdiğim yer, Giresunlular ya da Giresun'a gelenler, beni izleyenler oraya da ziyaret ederlerse ben de buradan hayır yapmış olurum. Yani indirim de yaptı ya, Allah razı olsun. İndirimde yaptı. Evet canlarım. Bugün böyle çok üzüldüm ya. Melen durumuna çok üzüldüm. Orada bir şey var. Orada bir şey var çünkü orada o evde bir de üst katta benim eşim tarafından tanıdığım bir şey vardı. Bayan, o da düşmüş. Eli kolu onun da kırılmış orada. Ben bilmiyorum, Allah korusun. Mele dedim, Mele böyle çarpan yere bir daha dedim, oradan bir şey isterlerse götürme oraya dedim. Hadi kız, hem işi konusunda hem şey konusunda ben çok üzüldüm ya. Allah yardım etsin, ya Rabbim Allah korusun. Göktuğumun da ateşi çıkmış, babası şeye götürdü, hastaneye götürdü. Tabii ki tehlikeli bir durum diye ben gidemedim, görüntülü konuştuk.
Allah'ım ya Rabbim ya Resulüm yardım eylesin hepimize. Ya Rabbim şu virüsü bir an önce yok etsin. Yüce Mevlam, Yüce Rabbim ya Rabbim. İnşallah virüslü olan ya da hasta olan insanlara çok sık, her yerde çok sık. Her yerde çoğalmış. Benim de maskemi unutmam, korktum, hemen bir yerlerden buldum. Oradan buldum, işte gördünüz, unuttum. Unutuyor insan her an, sürekli sokağa çıkan bir kadın değilim ki. Ağzımda sürekli alışkın değilim ki şeye, maskeye. Sürekli gezen bir kadın değilim hani, olmadığım için. 40 yılda bir çıkıyorum, onu da o zaman hatırlıyorum ama şimdi... Demek ki koşa koşa gidecektim, bu haberi alacaktım. Kızın düştüğünü ya, başını yarıldığını ya. Doktor bir de demiş ki uyuma demiş, hani çok... Ya da bekleyen olsun demiş, çok fazla hani beyninden şey oluyor. Ne? Beynim koptu dedim diyor kız. Kız diyor ki o kadar kötü, derin derin yara. Çok derin bir yara. Hani taş beynine geçmiş resmen. Allah sen koru yarım. Allah sen koru yarım. Allah kazalardan, görünür görünmez kazalardan, belalardan korusun. Neyse canlarım, dediğim gibi ben bunları şimdi elim ayağım tutmuyor, dekor yapacak şimdi durumda değilim. Bunları çünkü üzüldüm. Bunları şey yapayım ben, bir dahaki vlogda dekorunu gösteririm. Oraya yaptığım dekoru gösteririm. Kanalımızı, aile kanalıdır bu. Yeni görenler, bizi yeni görenler, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Olursanız canınız sağ olsun, olmazsanız da canınız sağ olsun. Olursanız mutlu oluruz. Güzel yorumlarınızı okuyorum, mutlu oluyorum. Hepsine cevap veremesem de çok soru sorulan bir şekilde gelince oraya hemen vermek zorunda kalıyorum. Diğerleri de lütfen cevap vermedi diye şey yapmayın, kalp bırakıyorum. Canlarım kurban olayım. Sizi verenime kurban olayım da. Ve Allah'a emanet olun. Abone olduktan sonra da o yanda bir zil var yani. Onu da şeyi unutmayın. Zili tüm olarak açmayı unutmayın. Bu arada şeyi çözmeye çalıştım. YouTube kendini güncellemiş. Program değişikliği olmuş. Dün akşam o zorluk bundan olmuş. Onu da okuyor artık, içeriğini tekrar okudum. Zaten bu YouTube'a başlamadan önce 3 ay ben bu YouTube'un, biz anlaşma yapıyoruz ya YouTube şeyiyle. Anlaşma yaparak giriyoruz. 3 ay bunun şeyini okudum ben. Bütün gereçlerini, yani kurallarını, bunları okudum. Şimdi dün gece sabaha da bir daha okudum. Neyse canlarım, öpüyorum. Allah'a emanet olun.